Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında paraya kenar konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. ABC'de paraya kenar verilmiş ve bunlar açı ortay olarak verilmiş bir de çevreden bahsetmiş. Arkadaşlar açı ortaylık var. Z'den dolayı burası nokta açısı Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı mı yaptı. İkiz kenar çıktı burada. Karşılıklı kenarlar eşitten burası da çift çizgi. Burada da ikiz kenar çıktı. Eşitliği yazalım. Şuraya bir A A A A yazalım arkadaşlar. Burası da 2A mı oldu? Evet. Şimdi 2, 4, 5, 6. 6 A'yı kaç vermişler? 51 vermişler. 3'e bölsen 17 mi yapıyor? Evet 2 A'yı buradan 17 bulduk. Yani şurası 17 yaptı. Bu arada paraya kenarda açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Ya da şuraya alfa alfa buraya beta beta diyecek olursanız 2 alfa artı 2 beta 180'den alfa artı beta kaç çıkar arkadaşlar? 90 derece çıkar. O yüzden 90 ise burası da 90 oldu diyebiliriz. 15 17 ne üçgeni? 8 15 17 üçgeninden burası 8 çıktı. Dolayısıyla AB üçgenin çevresi ne yapacaktır arkadaşım? Çevre 8 15 17'nin toplamı 15 8 ve 17'nin toplamı. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 40 mı çıkıyor? Evet, cevabımız böylelikle C han çıktı birinci solda. Geldik ki AC'ye köşegen vermişler. Burası 5K iken AF uzunluğunu 5K vermişler. FB uzunluğunda 2K vermişler. E başka bir şey varmış daha mı? BCF üçgenin alanı neresi? Şurası. BCF üçgenin alanıyla bir alanda AFE üçgenin alanı dikkat etmiş. AFE üçgenin alanı dikkat etmiş. Hmm. Yani arkadaşlar şurası bir daha bakalım. BCF üçgenin alanı AFE üçgenin alanı dikkat Yani burası A iken burası neymiş? 2A ymiş. E 2K'da kalan 2A ise 5K'da kalan 5A değil midir? Yani buraya ne kaldı? 4A kaldı. E o zaman burada 4'e 1 oran var. Burası 4 ense burası da en midir? Evet. ECD üçgenin alanını 70 vermişler. ECD'nin alanını. EFC'nin alanı nedir diye soruluyor. EFC 4A soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi 4N'de kalan 70 ise o zaman burası ne yapacaktır arkadaşlar? Şurada 4'e 1 oran var değil mi? 2K'da kalan 2A ise 5K'daki. Evet biraz şey olacak ama sıkıntı olacak ama yapacak bir şey yok bize 70 vermiş. E, C, alanı 70. 4 endek kalan 70 ise endek kalan 70 bölü 4 yapar. Yani 35 bölü 2 yapar. E 35 bölü 2 yaptıysa buradaki alan şuradaki alan da yine aynı şekilde. 4, 6, 7. 7 A neye eşit oldu? 70 artı 35 bölü 2'ye eşit oldu. E o zaman arkadaşlar buradan 7'ye böldüğümüzde A kaç yapar? 10 artı 5 bölü 2 yaptı. Ama bizden 4 A isteniyor. 40 artı 20 bölü 2'den 10'a eşit oldu. O da kaç yaptı? 50'ye eşit oldu. O zaman ikinci soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik 3'e. Şimdi oranlama verilmiş yine. Burası K iken burası 2K verilmiş. GC uzunluğu 2K. BG uzunluğu K verilmiş. Eyvallah. Burada 2'ye 1 oran var ve şunlar da birbirine paralel olduğundan 2'ye 1 ise burası da 2 ise burası da midir? Evet. Hatta şunlar da birbirine paralel olduğundan dolayı 1'e 2 oran var. Burası M burası 2M'dir. E 2 M'dir. 1'e 2, 1'e 2 orandan dolayı. AF'yi vermişler arkadaşlar. 20 diye vermişler. Hadi alan dağıtmaya. Hop çizsek. M'deki alan 20 ise 2 M'deki alan kaçtır? 40'tır. E sonra devam. M'deki alan 60. Yok. Şu paraya kenarın yarısı 40'sa diğer yarısı da 40 mıdır? Evet. K'daki 40'sa 2 K'daki 80'dir. Sonra ABC'de paraya kenarının alanı isteniyor. 80, 40, 40 ve 20'nin toplamı. O da 180 yaptı. Öbür tarafta 180. E o zaman paraya kenarının alanı 180'den 2 tane mi var? O da kaç yapar? 360 yapar. Yani 3. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 4'e. Bir katlama var. Katlanmadan önceki halini şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bizim paraya kenarımız şöyle değil miydi? Evet katlanmadan önceki halimiz şu şekildeydi arkadaşlar. Ben bunu katladım. Üst üste binen kenarlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. Peki sen aslında böyle bir katlama yaparken buradaki noktanın şu doğruya göre simetriğini almıyor musun? Değil mi? Aslında bu doğruya göre simetriğini alıyorsun. Senin bu doğruya göre simetriğini alman demek ne demek? Hop şöyle noktanın doğruya göre simetriği. Hocam burası 90 derece olacak. Şunlar da birbirine eşit olacak. Eyvallah. Bak görüyorsunuz. Madem bunlar birbirine eşit o zaman bunlar da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Yani şurası da çift çizgi oldu mu arkadaşlar? Oldu. Peki şimdi işlemimizi yapalım. Bu arada şuraya ben bir alfa dersem burası da alfa mıdır? Evet. Şuraya alfa dersem burası da alfa. E hocam burası da alfa. İkiz kenardan dolayı burası da alfa oldu. Sonra hatta burası 8 birimdi. Şurası 4 birim 4 birim oldu. Burası da 4 oldu. Paraya kenardan dolayı burası da 4. Şu paraya kenardan dolayı burası da 4. E alfa ise burası da alfa oldu. Aynı üçgen mi eş üçgen mi? Alfa alfa üçüncü açı alfa alfa üçüncü açı. Bu üçgenle bu üçgen birbirinin tıpkısının aynısı oldu. O zaman ben buraya bir A diyecek olursam buradaki kenar da A'dır. E bu paraya kenarın bir kenarı 8A'ydı. 8'di. O zaman buraya 8-A mı kaldı? Evet. Katlama sonucunda, sonucu oluşan şeklin çevresi ilk durumdaki şeklin çevresinden 2 birim daha azdır. He, şunun çevresine bakalım. Şurası kaç? 8. 8 artı 4 artı 4. Yani 4, 8, 4. 4 artı 4 artı 4 artı 8 artı 4 artı e, 8 artı A mı burası? 8 artı A. Bu ne diyor? Bak katlama sonucunda oluşan ee, şeklin çevresi. İlk durumdaki şeklin çevresi kaç? 32 değil mi? 32'den ne kadar azmış? 2 birim azmış arkadaşlar. E ee, 32'den 2 birim azsa bu 30'a eşit olacak. O zaman A buradan kaç oldu? 12 burada, 12 burada 24. 24 36 mı çıktı? Evet, böylelikle A'yı 6 bulduk. Oluşan yeşil boyalının alanının nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Buna göre katlamadan sonra oluşan yeşil boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam onu buluruz şimdi. Şu A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. E o zaman o A 6 çıktıysa şuradaki üçgenin alanı isteniyor bizden. 4 birim burası 4 birim burası 6 birim burası bu üçgenin alanı isteniyor. Ne yaparsınız hocam ikiz kenar üçgen, üçgen insan olan tabanına ait yüksekliği çizer çizdik 3 3 diye böldü 3 4 5 değil Kaya, buraya h diyecek olursam h kare eşittir 4'ün karesi eksi 3'ün karesi 16 eksi 9'dan 7 yani buradan h da kök 7'ye eşit oldu h kök 7'ye eşitse alan da neye eşit olacaktır? 6 çarpı kök 7 bölü 2'ye eşit olacaktır. 6 çarpı kök 7 bölü 2'ye. Yani 3 kök 7'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla kaçıncı soru arkadaşlar? Bu dördüncü sorunun cevabı edremit oldu. Geldik beşinci soruya. Bunu almışlar buraya kesmişler. Bir tanesini buraya yapıştırmışlar. Arkadaşlar belli bir yerden alıp belli bir yere götürdükleri zaman neye dikkat ediyoruz? Eşliğe. Yani şu alfa betalı üçgen mi? Evet. Z'den dolayı burası da alfa. 90 ise burası da beta oldu? Evet. Alfa betalı üçgenin bir kenarı uzun kenarı 4. Şu dörtlü kenarları yapıştırmışlar. Kısa kenarı dördü görenler ne? Beta. Hocam burada da dördü gören beta. O zaman burası alfa. E Hatta burası da alfa. Hocam bunlar bir paralel kenar mı oldu? O zaman evet. Çünkü niye? Şu kenarla şu kenar birbirine eşit ya. Şunlar birbirine eşit. E, bunlar da birbirine eşit hipotenüslerden dolayı. Karşılıklı kenarları eşit olan bir dörtgen ya da Hocam Z'den dolayı bunlar paralel. Ee, buradaki Z'den dolayı da burası da 90 derece burası da 90 derece ya. Bunlar paralel. İçerideki şekil bir paraya kenar oldu. Bakalım ne diyor soruda. Şekil 2'deki kartonun çevresi. Şekil 1'deki kartonun çevresinden 2 birim daha fazla. Hmm. Şuraya A diyecek olursam. A diyelim. 2 ee, birim daha fazlaymış arkadaşlar. Bunun çevresi. Şekil 2'deki kartonun çevresi. Şuraya da B diyelim isterseniz. Şurası da B. Yani 2A artı 2B şekil 2'deki kartonun çevresi neye eşitmiş? Şekil 1'deki kartonun çevresinden yani A artı 4'ten 2 tane var. 2A artı 8'den kaç fazlaymış? 2 fazlaymış. E 2A'lar gitti. Buradan 2B eşittir ondan B'yi kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Madem B 5, 4 5, ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden 3 bulduk. Dikdörtgenin alanı soruluyor. Çizgiyi 3 bulduysak yani A'yı 3 bulduysak Dikdörtgenin alanında ne olacaktır? 3 çarpı 4'ten 12'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle. Akçay oldu. Geldik 6'ya. E ve F orta noktalar. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Arkadaşlar böyle orta noktalar olunca direkt ben ağırlık merkezi var mı diye bakıyorum. Onda da köşegeni çiziyorum. E köşegeni çizince şurayı saçma bir şekilde bölüyor. Ağırlık merkezinden alan dağıtmak bu sefer olmadı arkadaşlar. Genelde bak ee, şunu da eşit diye gösterip şöyle şöyle. Hocam kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi alan dağıtımı her zaman daha mantıklı oluyordu. A burada şurayı parçaladığı için bilmiyoruz arkadaşlar. Orada bir sıkıntı olabilir. Aslında biz burada şunu da yapabiliriz. Şunlar paralel mi? Paralel. E, paralel olduğu için bunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit diyebiliriz aslında. E oradan da çıkartabiliriz aslında arkadaşlar. E, bir üçüncü kenar ortayı da çizecek olursak. Bu kenar ortay, bu kenar ortay. Ama bunu da çizerken şurayı parçalayacağım işte ya burada alan dağıtabiliriz aslında oranlamaları da yazıp da. Neyse ben daha farklı şekilde gideyim arkadaşlar burada. Şimdi ne yapabilirim? EFC üçgenin çevresi. EFC üçgenin çevresinden bahsetmiş. Gerçi alan istenmiyormuş. Çevre istenmiyormuş arkadaşlar. E, o zaman çevre isteniyorsa şuraya bir a a dersem burası ne yaptı? 2 a. Şimdi şuradaki kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 1'e 2. Ya aslında şöyle de diyebilirsiniz. Hocam kenar ortay kenar ortay orta nokta orta nokta olduğunda şurası 3 bölgeye ayrılıyor aslında diyebilirsiniz. 8 8 8 diyebilirsiniz aslında. Ee, ya da biraz önce gösterdiğim gibi ağırlık merkezinden de buradaki oranlamaları bulabilirsiniz. Ama çok da fazla zorlamak istemiyorum sizi. Şimdi şuraya baktığımda şu kelebek bizi biraz daha fazla zorlayacak aslında. Hocam 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran varsa o zaman A iken burası 2A diyebiliriz. Sonra şurada bir kelebek var. Buradaki kelebek oranda B, B, 2B ya. Burada da 1'e 2 oran var. O zaman burası da A, burası da 2A olacak deyip o şekilde bulabiliriz. Ama sanırım daha da karıştı böyle. Böyle yapacağımıza kenar var ya. E, köşegen çizmek tabii ki daha mantıklı. Şu köşegeni çizdi, çizerek ispat yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Hadi bakalım çizelim. Hocam şu parça ile şu parça birbirine eşit olduğundan dolayı şurası ile şurası. Kenar ortay, kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu burası. O zaman burası K iken burası 2K oldu. 3K yine kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu burası. E 3K ise burası da 3K. Burası da K'ya 2K şeklinde olur. 2K 8 ise o zaman burası da 8 oldu. Burası da 8 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi bu arada bu ağırlık merkezi bulduk ya. Şurayı ağırlık merkezi bulduk. Burası enken burası iken değil midir ağırlık merkezinden dolayı? Çünkü şu yukarıdaki üçgende evet. Aynı şekilde kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi yine burası. E hocam burada da 1'e 2 oran var. Mken burası da 2M midir? Evet. Şimdi EFC üçgenin çevresi 28 birim olarak verilmiş. Şimdi burada da bir benzerlik var. Şunun tamamını oranı. Yani 2M bölü 3M eşittir. 8 bölü EF'den dolayı. Temel orantıdan dolayı. 4 katı 4 katı EF'yi kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. Yani şurası 12 bulduk. Şimdi EFC üçgenin çevresini ne vermiş arkadaşlar? 28. Yani 28 eşittir A artı B artı 12 diye verilmiş. O zaman buradan 16'ım yaptı A artı B? Evet. Bizden ne isteniyor? A, B, C, D paraya kenarının çevresi isteniyor. O da e, 4 A artı yani 2 A ve 2 B burada ya. 2 A, 2 A, 4 A artı 4 B isteniyor. Arkadaşlar bizden 4 A artı 4 B isteniyor. Bu da ne yapar? 4 parantezinde A artı B yapacağından. Şurası da 16 olacağından. Cevabımız da 4 çarpı 16'dan kaça eşit olacaktır? 64'e eşit olacaktır. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Altıncı soruda arkadaşlar. Geldik yedinci soruya. Şekilde ABCD paraya kenar KLM'ne bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hmm, alan dağıtma. Yok yine. Evet alan dağıtma. Bu sefer alandan bahsediyor. Arkadaşlar normalde şöyle. Bunlar birbirine paralel mi? Paralel. Çünkü niye? Ee, şu kenarlar birbirine paralel olduğundan ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan paraya kenar çıktı. Dolayısıyla şu kenarla şu kenar paralel oldu arkadaşlar. Aynı şeyi şunlar için de söyleyebiliriz. Madem paralel burası A'yken burası 3A diyebilir miyiz? Evet. Burası iken burası 3B. Burası C'yken burası 3C. Burası D'yken burası 3D diyebiliriz. Ve şu alan tüm alanın dörtte biri değil mi? E bu alanda tüm alanın dörtte biri olduğundan bu A ile B ile C ile D birbirine eşit olmak zorunda. Yani A'ya 3A yazdık ya. B dediğimizde aslında A'dır. Burası 3A yapar. Burası da A. Burası da 3A yapar. Burası da A. Burası da 3A yapar. E o zaman 3, 6, 9. Bu arada şu alan tüm alanın 4'te biri değil mi arkadaşlar? Evet. 3, 4, 5. 5 A'nın 4 katı da tüm alanda 5 A'nın 4 katı 20 A yapacaktır. Hocam 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 A'sı buradaysa buraya kaç A kaldı o zaman arkadaşlar? 16 A tamamı 20 A olduğundan buraya da 4 A kaldı. Şimdi boyalı bölgenin alanı 4 A'yı 18 olarak vermişler. Buradan A 18 bölü 4 yani 9 bölü 2 çıkar. Bizden paralel kenarın alanı isteniyor. Yani 20 A isteniyor. O da 20 çarpı 9 bölü 2'den. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 90 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle 7. soruda C Han yaptı. Geldik 8'e. DK'nin alanını 3 vermişler. Paralel kenar olduğundan dolayı burası da 3 müdür? Evet. KBH'ın alanını 12 vermişler. Paralel kenarda a, yarı alan olduğu için burası da 12 mi oldu? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak burada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran değil de alanlar oranı var. Alanlar oranı 3 bölü 12. Yani 1 bölü 4. E benzerlik alan ilişkisi benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil miydi? Evet. O zaman alanlar oranının kare de benzerlik oranına eşittir. Yani 1 bölü 4'ün karekökü bize benzerlik oranını verecektir. 1 e 2. E o zaman burası A iken burası nedir? 2A'dır. E şunlar paralel kenar olduğundan burası da 2A. E burası da A oldu mu? Oldu. Şimdi A'da kalan 6 ise 2A'da kalan 12 diyebilir miyiz? Evet. Birer kenarları ortak olan paralel kenarlarda bu şekilde üçgendeki gibi alan dağıtma yapabiliriz. Ya da şunu çizersin hocam A'da kalan 3 ise 2A'da kalan 6 dersin. Bu yarısı bu da yarısı burası da 6 yapar 12 yapar da diyebilirsin. Bak ispatını da yapmış oldum. A'da kalan 6 ise 2A'da kalan 12 yapar. E sonra 2 A'da kalan 24 ise A'da kalan da kaç yapacaktır? 2'ye 1 oran yarısı olacak. 24'ün yarısı burası da 12 yapacaktır. Bizden ne isteniyor? Ben bütün paraya kenarının alanını buldum. Evet zaten bizden o isteniyormuş. ABC'de paraya kenarının alanı. Hocam 12'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 48, e, 48, 51, 54 mi yaptı? Evet 54 bölü ne isteniyor? KHCE. KHCE 12 isteniyor. 6'ya bölsen 9, 6'ya bölsen 2. Yani cevabımız böylelikle 9 bölü 2 çıkar. 8. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 9. soruya. Alanı 384 birim kare olan bir paraya kenarın karşılıklı kenarlarından biri 8 parçaya, diğeri de 6 parçaya bölünmüş. Hemen arkadaşlar şöyle daha öncesinde bölmüştüm ben şuraya koyalım bakalım. Yukarısı 6 parça burası 8 parça. Yalnız bunlar 6'ya 8 kaçta birleşiyor arkadaşlar? 48'de hocam. Yani direkt şuraya e, ee, bu 6'lı parça ya bunlara ben 8A, 8A, 8A diyebilirim. Aslında 24'te de birleştirebilirdim ama neyse. 8A diyebilirim. Şunlara da 6A, 6A dediğim zaman 48'de zaten birleşmiş oluyor arkadaşlar. Sonra ne diyor bize burası? 6 eşit parça ayrılan kenardan yan yana 3 parça al diyor. Evet buradan bir 3 parça alayım. Şöyle bir parça aldım arkadaşlar. Şuradan şöyle 3 parçayı aldım. Sonra 8 parçaya bölünenden de 2 parça al diyor. Şurayı aldım. Sonra bunları birleştir diyor. Birleştirelim bakalım şöyle. Şunu birleştirdim ve şunu birleştirdim. Sonra arası boyanıyor diyor. Boyayalım bakalım şu arasını. Şu arasını da boyadım. Sonra diyor ki bana tüm alan 384 boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız? Üçgenler oluşturacağız. Üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılı değil midir arkadaşlar? Evet. Yani şuraya baktığınızda 12A'daki alan 12A ise 3 kere 8 24A'daki alan 24A'dır. E hocam üçgenleri oluşturduğumuz zaman da yine şöyle ve şöyle oluşturduğumuz zaman da yine oradaki ters düz üçgenlerin alanlarını da aynı şekilde dağıtım yapabiliriz. Hocam burası da 8A. Burası da kaç? 6 kere 3 18A yaptı burası. E, şurası da 6 kere 3 18A yaptı. Burası da 16A yaptı arkadaşlar. Değil mi? Evet. E biz şimdi şunları toplayalım. Topladığımız zaman aslında şöyle bakalım arkadaşlar. Şurası 48A. Burası da 48A. Tüm, tüm 96A var. 96 A ne eşit verilmiş arkadaşlar? 384'e eşit verilmiş. Buradan A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. A 4. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? 24 A ile 12 A'nın toplamı yani 36 A isteniyor. 36 çarpı 4'ten 6 kere 4 24 4 kere 3 12 144 çıktı arkadaşlar böylelikle. Yani 9. sorunun cevabı Balıkesir çıktı. Geldik 10. soruya. Evet paralel kenarmış arkadaşlar. Şu paralel kenar Eyvallah. Sonra öbürü de paraya kenar. Sonra bu da paraya kenar. E ne yapacağız arkadaşlar burada? Buna göre diyor mavi boyalı bölgenin alanının kırmızı boyalı bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar alan dağıtabiliriz ama böyle alan dağıtırken böyle iki, burası 2'deki alan 2A buradaki alan 2A 1'deki alana dağıtmada sıkıntı yaşayacağız. Ha şöyle şey yapabiliriz aslında şunu uzatarak böyle paraya kenarda da alan dağıtabiliriz. Aslında ilk başta soruya bakar bakmaz şunu yapasım geldi. Yükseklerden gelisim geldi. Böyle yüksekte burası 2 bölü 3'ten burası 2 h burası 3 h Burası da arkadaşlar 2 bölü 5'ten burası da 5 h deyip alanların oranlamasını o şekilde bulasım gelmişti. Ama bu şekilde uzatıp da yine şeyde bulabilirim ben. 2'de kalan 2A iken 1'de kalan 1A diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Hatta şunu şöyle uzatıp 2'de kalan yine 2A diyebiliriz. Hocam şu 2'deki paralel kenardan bu 2'deki paralel kenara geçiş yaptığımız an, 2'deki 3A ise 2'deki yine nedir? 3A'dır. E şöyle şey yapacak olursam 2'deki 3A ise bu bak 2'deki 3A oldu. Yani 2'deki 3A iken 1'deki 3A bölü 2 oldu. Sıkıntı yaşadık. Bence en baştan 2 ile çarpılmışı yani bence buraya 4A ile başlayalım. Burası 4A burası 2A diyelim burası da 4A diyelim o zaman burası da 6A olsun. Şimdi 2'deki alan 6A iken 3'teki alan ne olacak? Bak 3 katı 3 katı 9A olacak mı? Olacak. E sonra alan dağıtmaya devam. Şurası da 2 a e, hatta şurası 5, şurası 5, şurası 2, 2. 2'de kalan 4 A'yken iken 5'te kalan da 10 A mı olacak arkadaşlar? Evet. E, kırmızı alan ne yaptı arkadaşlar? Mavi boyalı bölgenin alanı 19, 4 daha kaç yaptı? 23. 23 A'nın kırmızı boyalı bölgenin alanının oranı. Yani 8 A'yı ya oranı isteniyor. Cevabımız o zaman arkadaşlar 23 bölü 8 yapar. Yani 10. soru böylelikle balık esir yapar. Geldik 11. soruya. Kısa kenar uzunluğu 6 birim uzun kenar uzunluğu 10 birim olan 4 eş paraya kenar. Kısa kenarlarından şekilde gösterildiği gibi birleştiriliyor. Şöyle bir birleştirme var. Arkadaşlar paraya kenarın kısa kenarı 6 birim uzun kenarı 10 birim olarak yazılmış zaten. Valla eş yapıları kullandığımız zaman genelde yaptığımız hata şu açıları yazmıyoruz. Ben direkt küçük açıları şöyle bir yazayım arkadaşlar. Alfa alfa. Hocam bu paraya kenarda da burası da alfa. Alfa burası da alfa. Burası da alfa. Burası da alfa. Burası da alfa diye yazdık mı yazdık. Bu arada eş paralel kenarlar olduğu için bana şuradaki uzunluğu vermiş. Bu paralel kenarların yükseklikleri de eşit değil midir arkadaşlar? Evet şuradan çizilen yükseklik bu tabana. Buradan çizilen yükseklik yine altı tabanına ait yükseklikleri de birbirine eşittir. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradaki 6'ya buradaki de 6 yaptı. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. E hocam şunlar birbirine paralel. Boşu boşuna paralel verilmedi. Z'den dolayı ya da şurası Şunlar birbirine paralel. Burası 90 ise burası da 90. Burası da 90. Dolayısıyla alfa ise burası beta mı oldu? Evet. Ya da direkt hocam şunun da şu paralel ya. Z'den dolayı buraya da alfa diyebilirdiniz. E burası da beta oldu. E burada da x kenar gördünüz. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer zaten. 3 birim 3 birim. Şu haşı bulursam olay bitti. Alfa 90 ken burası da beta oldu. Dolayısıyla şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Burada beta'nın karşısı 3 mü? Evet 3. Beta'nın karşısı 3. Buradaki beta'nın karşısı 8. 3 bölü 8 benzerlik oranı. Alfanın karşısı h bölü. Alfanın karşısı 6'ya eşittir. Şunun da şu sadeleşsin. 4 kalsın. 3 kalsın. 3 kere 3, 9 bölü 4 mu yaptı? Evet. taşı 9 bölü 4 bulduk. Dolayısıyla taralı alan ne olacak? 2 tane aynı üçgen değil mi arkadaşlar? Burası da h yapacaktır zaten. Aynı benzerlikten dolayı eş üçgen olduğunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Şu üçgenle de şu üçgen eş üçgen. Alan 2 tane 6 çarpı h bölü 2. 6 çarpı 9 bölü 4 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Şu bölü 2'ler gitti. Şununla şu sadeleşince burada 2 burada 3 kaldı. Cevap da 27 bölü 2'ye eşit olmuş oldu arkadaşım. Yani kaçıncı soru? 11. sorunun cevabı böylelikle C han çıktı. Ve 3. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.